Yeni Çağ TV ekranlarından merhaba, hafta sonunda birlikteyiz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Efendim çok zor günlerden geçiyoruz şu anda. Bundan sonraki süreç bizler için çok önemli. Ne kadar ders aldık bu süreçten, ne kadarını uygulamaya geçireceğiz, bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama öncesinde yayın konuğuma dönmek istiyorum. Enas Strateji Kurucusu Emre Şirin bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tekrar belirttiğim gibi Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Her anlamda, her alanda zor günlerden geçiyoruz. Çok kötü bir 13 gün yaşadık. Hala yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? İlk bir sizin değerlendirmelerinizi alalım. Ardından tabii ki ekonomiyi konuşacağız. Çünkü hayat devam ediyor. Tekrar inşa edilmek zorunda, toparlanmak zorundayız, ayağa kalkmak zorundayız. Sizden dinleyelim ilk değerlendirmeleri. Öncelikle bölgede yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabır diliyorum ve yaralı olanlara, hastanelerde olanlara da acil şifalar diliyorum. Çok üzücü, hakikaten büyük bir felaket. 11 tane ilimizi kapsayan bir felaket. Fakat şunu da görüyoruz ki aslında deprem değil de yanlış kararlar insanların hayatına mal oluyor. Elbette ki hasarlar olabilir ama aynı bölgede kapa sağlam camı dahi çatlamadan ayakta durabilen yapılar varsa ve daha bir yıl, iki yıl önce yapılan binalar tuzla buz oluyorsa burada ciddi bir problem var demek. Üç tane müteahhiti ön planda gösterip sadece onlara dava açmakla bu sürecin üstü kapatılmamalı. Tamamen şeffaf bir şekilde değerlendirilmeli. Çünkü burada müteahhit bir problem olabilir ama zemin etüdünü kim yaptı? Ona da bakmak lazım. Ruhsatı kim verdi? O alanları imara kim açtı? Bunların hepsini değerlendirmek lazım ki bundan sonra ülkemizin herhangi bir yerinde bu tarz mağduriyetler, bu tarz afetler bu kadar yıkıcı olmasın. 99 depremini gördük. Sonrasında Bingöl görüldü, evet. Elazığ görüldü, Van görüldü, İzmir görüldü. Yani daha ne olması gerekiyor bu ülkenin yöneticileri tarafından ders alınması, önlem alınması için? Çok merak ediyorum. Bu bir. İkincisi, halk birleşti, onu görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. İnanılmaz bir dayanışma var. Ülkenin dört yanından o bölgeye gönüllü olarak yani bir sürü insanımız var. Ama aynı şeyi siyasi tarafta göremiyoruz. Yani tehditler, sert açıklamalar. Bu dönemde devlet mekanizmasını yönetenlerin kapsayıcı, kucaklayıcı olması gerekir ve her türlü eleştiriye de göz germesi gerekir. Çünkü acı var, bir felaket var. İnsanlar tabii ki eleştirecek, tabii ki kızacak. Bunların toleransla karşılanması ve kucaklayıcı olunması gerekir ama maalesef böyle bir yapı göremiyoruz. Umuyorum bu yapı da bir an önce kapsayıcı bir sürece doğru evrilir. Şimdi felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu demiştik. Adeta bölgeye yardım aktı. Maddi anlamda da Türkiye aslında bir yardım gecesi düzenledi. Ama çok konuşuldu bu gece, çok eleştiriye maruz kaldı. Bunların nedenlerinden bir tanesi hem kamu bankalarının hem de Merkez Bankası'nın yaptığı yardımlar oldu. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Böyle bir şey mümkün müdür ekonomik açıdan? Öyle söyleyeyim size. Yani bu hakikaten aslına bakarsanız şaşkınlık verici bir durum. Netice itibariyle AFAD devlet tarafından organize edilen bir kurum. Merkez Bankası zaten karının bir bölümünü, yaklaşık %80'ini hazineye aktaracak. Bir afet bakanlığı veya böyle bir organizasyon içerisinde oraların daha Sayıştay tarafından denetlenebilir olduğunu düşünürsek hazineye aktarılması son derece mantıklı ve oradan en azından bu giderler karşılanabilirdi. Ama bu işin bir şova dönüştürülerek ama bankalarının bu kadar, Merkez Bankası'nın bu kadar, sanki kendi cebinden veriyormuş gibi, Diyanet'in bu kadar yardım yapıyor gibi gösterilmesi, zaten toplanan 115 milyar TL'nin yaklaşık 70 milyar TL'si falan buralardan geliyor. Şimdi bu biraz tuhaf bir durum. Önceden planlanmış, zaten o gecede hani kimlerin kim neyi arayıp ne kadar yardım yapacağı da önceden belirlenmişti. Şimdi böyle bir şova dönüştürülmesini ben çok doğru bulmuyorum. Artı, hazinedeki para ne demek? Veya Merkez Bankası'ndan hazineye aktarılan para ne demek? Devletin parası, milletin parası. Milletin parası. Devlet bir cebine alıp öbür cebine koyuyor. Ama ben şimdi hazineye vermeyip de bunu AFAD'a verdiğin zaman direkt burada denetim sorunları ortaya çıkıyor. AFAD'ın bu kadar büyük meblağları yönetme kapasitesi var mı? Bunu
bu alınan rakamları şeffaf bir şekilde orada açıklayıp sonrasındaki yapacağı ihaleleri veya harcamaları faturalandırıp şekilde açıklayacak mı? Bunların çok net bir şekilde cevaplarının verilmesi gerekir. Artı bu paraların verilmesi demek vatandaşın cebinden çıkması demek. Yani hazine buradan bir feragat yapıyorsa netice itibariyle 85 milyon ülke vergileriyle oradaki parayı kapatacak demek. Yani veya bir para arzı gerekecek. Bunların hepsinin bu şekilde düşünülmesi lazım. Artı, bu da ilginç bir durum. Sürekli afetlerle yaşayan bir ülkeyiz. 99'dan beri bir takım vergiler ve bağışlarla sürekli depremlerle alakalı bir şeyler toplanıyor bu ülkenin insanlarından. Peki bugüne kadar toplananlar nereye gitti? Sormak bence her vatandaşın hakkıdır. Bundan sonraki süreçte yani her afet olduğunda neden bu ülke para toplamak zorunda? Yani devlet erkeği neden IBAN gösteriyor sürekli insanlara? Bence bunun da üzerine düşünülmesi lazım. Devletin böyle durumlarda güçlü bir devlet olduğumuzu hep söylüyoruz ya. Hani savunma sanayinde, ihracatta, üretimde, dünya G20'deyiz diyoruz. Peki güçlü devlet olduğumuzu neden afet dönemlerinde sadece vatandaştan yardım alarak çözüyoruz da güçlü devlet olduğumuzu göstermiyoruz? Bence bunların da sorgulanması lazım. Evet, şimdi hep deprem vergisini soruyoruz ama aynı zamanda tabii imar affı ile 25 milyar 551 milyon 412 bin lira da toplanmış. Bu paranın akıbeti de belli değil. Bir şeffaflık maalesef ki söz konusu değil. Peki ilerleyen günler gösterecek bu ayrıntıları. Şimdi gelelim borsaya. Facianın yaşandığı günden itibaren çok büyük tartışmalara sahne oldu. Çünkü ilk iki gün kapatılmadı. Ardından çarşamba günü kapatıldı. Bu zaten baştan sona bir skandal olarak değerlendiriyor. İlk yorumlarınızı alalım bu konuyla ilgili. Bu konuda açıkçası bilmiyorum takip ettiniz mi ama birçok kimse sessiz kalırken ben de aslında yayın yapıp yapmamayı çok düşünmüştüm. Hani deprem döneminde etik olur mu diye ama böyle bir şey de vardı. Bizim işimizde ekonomi ve finans, herkes nasıl doktorlar işini yapmaya devam ediyorsa, haberciler haber vermeye devam ediyorsa ben de şunu düşündüm. İnsanların da bilgilendirilmesi ve yanlışların da ortaya konması lazım diye YouTube kanalımda çok önemli yayınlar yaptım. Ve orada şunu söyledim. Bakın pazartesi ve salı günü zaten piyasanın açık olması inanılmaz bir skandal. Yani bir art niyet yoksa, böyle bir acemilik varsa derhal bütün SPK'nın ve Borsa İstanbul yönetiminin görevden alınması lazım. Türkiye 4 saat 04.17'de çok büyük bir deprem yaşamış. Büyük bir yıkım var. Olağanüstü bir durum söz konusu. Ulusal yas ilan ediliyor, okullar kapatılıyor. Her şey sonrasında olağanüstü hal ilan ediliyor ama borsamız açık. Şimdi bunun daha detayına inersek şöyle bir durum söz konusu. Bakın deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin yatırımcı var. 400 bin yatırımcı demek toplam borsa yatırımcısının %10'u demek. Artı bu bölgedeki insanların diğer şehirlerde yaşayan yakınları da var. Bunun sayısını tam olarak bilemeyiz ama orada da ciddi bir rakam var. Artı o bölgeye yardıma koşan arama kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, bir sürü insan var. Bana o kadar çok mesaj geldi ki mağdur olduk diye. O insanlar da var. Bunların hepsini topladığımızda belki 500-600 bin kişi, belki 1 milyon kişi olacak. Diğer şehirlerdeki yakınlarını o üzüntüyle, o acıyla, tedirginlikle bekleyen insanları da hesaba kattığımızda. Şimdi şunu soruyorum ben SPK'ya ve Borsa İstanbul yönetimine. Vadeli işlemler yasasında yani VIOP'la yapma şansı var mıydı enkaz altında canını kurtarma derdinde olan insanın ya da hayatını kaybetmiş insanın? Şimdi bu insanın orada işlem yapma şansı yoksa o piyasayı düşürenlerden dolayı teminat tamamlama çağrılarına bu insanlar nasıl cevap verecekler? Yani burada şu ortaya çıkıyor. O insanların sermayeleri gitti, sıfırlandı. Bir günkü hareketlerde bu insanlar sermayelerini kaybetti. Belki enkaz altındaki insanın, örnek veriyorum, 1 milyonluk yatırımı vardı orada. Ve arkada çocuğu kaldı öksürdü. Şimdi ona kalacak miras orada sıfırlandı birileri tarafından. Evet. Bununla birlikte kredi işlem yapanlar, yine enkaz altında kalan insanlar, onların yine çağrılara karşılık verme şansı yoktu. Bu insanlar temerrüte düşürüldü. Hem depremde hayatlarını kaybettiler, hayatta kalanların evleri kayboldu. Aynı zamanda bir de borçlandırılmış oldular. Şimdi burada bir borsa dediğimiz nedir? Bir pazar yeri. Alıcı var, satıcı var ve bir ürün var. Ürün var, o malla alakalı işlem yapan bir alıcı var ama satıcı, malın sahibi enkaz altında. Usulsüz, hukuksuz. Olamaz böyle bir şey. Yani bunun üstlerine gidilme, istedikleri kadar tedbir alsınlar. O pazartesi, salı günkü işlemler daha sonraki yıllarda, süreçlerde
ciddi tazminatlara da konu olabilir ve bu Borsa İstanbul yönetimi ile SPK yönetimi ciddi sorumluluk altındalar bence. İptal olma ihtimali var mı 6-7 Şubat tarihindeki işlemlere? Bence olmalı. Şu anda alınan tedbirlerle o tarafı sanki unutturulmaya çalışıyorlar. Ama iptal olması gerekir. Evet, şunu diyorlar ki takaslar gerçekleşti, işte olamaz vesaire. Hayır kardeşim. Bir yazılımla çözülür. Nasıl ki bir kararnameyle bu ülkede her şey yapılabiliyor. Orada bir hatalı karar var. Takasları gerçekleştiren, parasını çekenlere de şu imkan sunulabilir. Gelin kardeşim, biz kaç lot sattınız? Ne kadar para sermayeniz vardı hesaptan çıktığınız? O parayı getirip aynı lotunuzu geri alma şansı veriyoruz denir. Size bir hafta, iki hafta süre veriyoruz denir. Bununla alakalı takas mekanizmalarıyla alakalı bir yazılım oluşturulur. Evet, kolay bir iş olmayabilir. Ama Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Olağanüstü dönemler, olağanüstü çözümler gerekiyor. Bunlar yapılmak zorunda. Artı, bakın o bölgede hepimiz biliyoruz ki GSM hatları çekmedi. Yani enkaz altında olmasa da, sistem yapabilecek durumda olsa da insanlar telefon olmadığı için, internet olmadığı için zaten işlem yapma şansları yoktu. Bu piyasada özellikle vadeli tarafta yapılan işlemlerle ciddi bir sermaye kaybına sebep olundu. Bunun çok ciddi sorumluluğu olacağını düşünüyorum ve hukukçular da bununla alakalı bilmiyorum çalışma yapacaklar mı? Aslında bir hukukçuyla da görüşmek lazım bunu. Ama netice itibariyle şöyle bir şey var yönetmeliklerde. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Borsa İstanbul Yönetimi'nin piyasanın işleyişini şeffaf, herkese adil, eşit bir şekilde sunma yükümlülüğü var. Şimdi bu ortamda böyle bir yükümlülüğü yerine getirme şansı var mıydı? Yoktu. O yüzden burada ciddi bir pazartesi salı ile ilgili soru işareti var. Gelelim tedbirlere. Bu tedbirler, evet, önemli tedbirler ve borsayı bundan sonraki süreçte değerlendirecek olursak 3 tane temel başlık altında değerlendirebiliriz. 1. Alınan önlemlere ilişkin süreçler. Yani bu geri alımları, varlık fonunun devreye girmesi, kamu bankalarının girmesi, BES fonlarındaki portföylerdeki katılım paylarının %10'dan 30'a çıkarılması. Bunlar ciddi nakit girişleri sağlayacak. İşte geri alımlarını görüyoruz. Bu borsayı destekleyecek bundan sonra. İkincisi psikolojik faktörler. Bunu çok net görüyoruz ki deprem bölgesinde herkesin ortaya koyduğu bir şey var. Bilim insanları da, haberciler de. Bir koordinasyon problemi var. Ve bence siyasi otorite burada özellikle bu depremin yıkıcı etkileri biraz daha böyle unutulmaya başladığında ya da azalmaya başladığında bu tarz yaşanan sıkıntıların üzerine gidilecektir. Burada bir psikolojik yıkım oluştu iktidarın gücü açısından bence. Dolayısıyla artı bunun üstüne bir de pazartesi salı günkü işlemler ortaya konduğunda borsadaki burada ciddi bir baskı var. Bunu da destekledi. Siyaseten konuşmuyorum. Destekleyen olabilir, desteklemeyen olabilir. Ama ana muhalefet liderinin SPK'nın kapısına gidip orada 400 bin yatırımcının mağduriyetine dikkat çekmesi ciddi bir önemli bir faktör. Bununla birlikte diğer parti liderlerinin de gündeme getirdiğini gördük. Bunların hepsi hükümet üzerinde psikolojik bir unsur, ekonomi yönetimi üzerinde. O yüzden bu da borsaya en azından bundan sonraki süreçte yukarıda tutma çabasını ortaya koymalarına neden olabilir. Bu diğer faktör. En önemlilerinden biri de şu, makroekonomik faktörler. Bunu görüyoruz. Türkiye zaten deprem öncesinde de ciddi bir genişleyici politika nedeniyle seçime giderken enflasyonist süreçteydi. Faz etkisiyle düştü deniyordu ama bunun hep olmadığını, aslında fiyatların hep arttığını, onun bir istatistik olduğunu söylüyorduk. Maalesef deprem gibi bir acı yaşadık. Bunun can kayıpları on binleri buluyor ve ekonomik bir bilanço tarafı var. Türkiye'de genişleyici politikalar devam edecek. Depremin yıkıcı etkilerini hafifletmek için yatırımlar olacak. Burada da para arzı artmaya devam edecek. Enflasyonist süreç daha deprem öncesindeki düşündüğümüzün çok daha üstünde bir noktaya evrilecek. Dolayısıyla her şeyin fiyatı artacağı için fiyatları da nominal olarak zaten ucuz çok istedik. Zaten gerçekten çok ucuz. Bu da fiyatlarını da yukarı doğru itecek faktörlerden biri. Aynı zamanda tüm şu makro görünüme baktığımızda dolar TL'nin de burada kalabilme ihtimali yok. Deprem öncesinde 25 TL'ler ideal, hani en azından şu an olması gereken yerler diyorduk. Ama bundan sonraki süreçte bakın Standard Chartered'ın da açıklaması var. Ortodoks politikalara dönülmezse 36 TL'ye kadar gidebilir diyor dolar TL. Bu uluslararası bir kuruluş söylüyor. Bundan sonraki artık beklentiler mevcut politikalarla birlikte, mevcut para arzı ile birlikte, harcamaların artmasıyla birlikte dolar TL'deki beklentiyi de yukarı çekeceği için hisse fiyatları nominal olarak hep aşağıda kalmaya sürdürecek. Sadece buradaki tek parametre bu. Ucuz hisse borsa diyoruz ama borsanın içerisinde hala çok pahalı şirketler var. Yatırımcı dikkat etsin. Gerçekten güçlü büyük şirketlerde de yatırımcı olmaya, sabırlı olmaya çalışsın. Volatilite, oynaklık her zaman olabilir.
Ama bunu da bugünkü şartlar altında söylüyoruz. Allah korusun başka bir doğal afet, dünyada gelişebilecek bir savaş, sıkıntı, bunlar ayrı bunlar. Ama mevcut şartlar altında yatırımcı olarak bekleyen insanlar güçlü şirketlerdelerse bence borsanın önü bu anlamda o şirketler için seçici olmak kaydıyla açık. Peki, çok teşekkür ediyoruz bu değerli değerlendirmeleriniz için Sayın Şerif. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, Sini Çağatay ve ekranlarından ekonomiyi konuştuk. Felakete dair gelişmeleri aktarmayı da sürdüreceğiz efendim. Bizleri takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Mutlu günler.